Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Mersin İl Müftülüğümüzün yayını hazırladığı Rahmetten Damlalar programına hoş geldiniz kıymetli seyircilerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, afiyeti hepimizin üzerine olsun. İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgınından bir an önce çıkıp sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde işlerimize dönmeyi Cenab-ı Hak bütün milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa nasip eylesin. Bugün stüdyolarımızda, İçel TV ekranlarımızda çok değerli bir konuğum var. Ve önemli bir konuyu konuşacağız. Toplumumuzu çok yakından ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Dini boyutuyla ele alacağız. İsrafın zararlarını konuşacağız. Allah nasip ederse. Mersin İl Müftülüğümüzün vaizlerinden İsa Özkol hocam bugün misafirim. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz. Allah iyilik versin hocam. Allah razı olsun. Kıymetli hocam israf. Hepimizin yakından takip ettiği bir konu, hepimizin sorunlarından bir tanesi. Dinimiz israfa nasıl bakar? İsraf nedir hocam? Şimdi Kur'an'a baktığımız vakit kelime itibariyle haddi aşma, aşırıya gitme manalarındadır. Çok enteresandır mesela inanmayan kavimler için veyahut da topluluklar için veyahut da şirk koşan müşrikler için de aynı kelime kullanılır. Müsrif, müsrifun denir. Çünkü onlar ne yapmışlardır? İnançta haddi aşmışlardır, sınırı aşmışlardır. Asıl üzerinde durmamız gereken konu, bugünkü duracağımız konu nedir? Malda ve tüketimde haddi aşma. Yani bir malı gereğin gibi kullanmama, ihtiyacından fazla kullanma veyahut da onu heba etme, kullanılmayacak yere kullanma manasında ne yapılmıştır? Bu ifade kullana gelmiştir. Dini boyutta ise tabii ki israf etme ayet-i kerimede buyurduğu gibi kulû veşrebû ve lâ tusrifû innehu lâ yuhibbül musrifîn. İşte yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Bu bakımdan biz Kur'an'a baktığımız vakit ve Kur'an'da bize örnek gösterilen peygamberlerin hayatlarına baktığımız vakit bunlar hayatta bir denge unsuru oluşturmuşlardır. Çünkü peygamberler denge insanıdır. Aynı zamanda mümin de denge insanıdır. Yani her şey yerli yerinde kullanılır. Ne ifrat ne de tefrit dediğimiz. Ne tamamen cimri olma, malı kullanmama ve tam tersi elindeki malı saçıp savurma hususuna yapmaz, dikkat eder. Bu yönden en güzel örnek şahsiyetler kimlerdir? Peygamberlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim birçok ayet-i kerimede de hoş karşılanmayan yani daha çok müsriflik ne yapılmıştır? Yerilmiştir. Evet. Kıymetli hocam, sorumluluk alma bağlamında israfı konuşacak olursak neler söyleyebiliriz? Şimdi öncelikle dünya kul için bir imtihan yurdudur. Her şeyden sorumluyuz. Yüce Rabbimizin ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi yani Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri sayacak olsak saymakla bitirmeyiz. Gerçekten de birçok nimetin farkında bile değiliz. Bazıları elimizden çıktıktan sonra farkına varıyoruz. Hı. Mesela sağlık diyelim. Su içiyoruz mesela. Su içmenin ne büyük bir nimet olduğunu bilemiyoruz. Ne zaman ki içemezsek. Aynen. Veyahut da içtiğimiz suyu dışarı çıkartamazsak. Aynen. O zaman farkına varıyoruz. Yani. Sağlık bir nimettir. Veyahut da diğer Yüce Rabbimizin vermiş olduğu diğer nimetler de vardır. Çoğun farkına bile varmıyoruz. Her nimetin neyi vardır? Sorumluluğu vardır. Allah da ne yapmıştır bu dünyada? Tabii ki bize nimetleri sunmuştur. Ama bu nimetleri kullanırken de belli her şeyde olur ki belli bir ölçü içerisinde tasarrufunu yapıp bize emrediyor. Yani gelişi güzel değil. Yani mal benimdir, mülk benimdir. İstediğim gibi kullanırım. Hayır böyle bir şey yok. Malın sahibi olsam bile orada ne vardır? Bir sınır vardır. İşte o sınır aşma ne oluyor? Haddi aşma, israf oluyor. Dinen nedir? Müsriflik dinen hoş karşılanmaz, yerilir. Haramdır. Haramdır. İsraf tabii. Haramdır. İsraf haramdır. Evet. Yani hüküm olarak da haramdır. Evet. Kıymetli hocam, günümüzde bir tüketim toplumu haline gelmedik mi? Tüketime, mala aşırı derecede bir çeşitlilik var, bir çokluk var, bir tekasür var. Biraz tüketim toplumu haline gelmedik mi? Çok güzel bir şeye değindiniz. Aslında bu aşırılık ne zaman başlıyor, neye göre biraz göreceli olabilir ama
Çünkü geçmiş toplumlarda da mesela israf var mıydı? Vardı ama her devri kendisine göre değerlendirmek lazım. Şu andaki bizim mesela imkanlarımız belki eskide bir kralın elinde yoktu. Yani bir kral bir soğuk su içebilse o krallığının vermiş olduğu bir şeydi. Şu anda elinde soğuk su var. Ve hatta yaz atların çektiği arabalar vardı. O zamanki en iyi araba günümüzdeki normal bir otomobilden bile daha aşağı. İmkan olarak belki onlardan daha ilerideyiz. Ama bu devirle de kıyaslarsak bu günümüz devri daha çok tüketim çağı. Teknolojinin ilerlemesiyle üretim arttı. Üretim artmasıyla da paralel olarak da tüketim de artıyor. Daha doğrusu tüketim artması için ne yapılıyor? Bir pompalama var. Çok enteresandır. İnsanların tüketilmesi isteniyor. Devamlı harcama ve alıştırılıyor. Bu medyal olabiliyor. Bu reklamlar olabiliyor. Mesela pazarlama usullerine bakarsanız mesela o pazarlama elemanlarına yetiştirirken alışveriş sektöründe çalışan elemanı yetiştirirken bazen şu eğitimden geçirilir. Mesela kişinin ihtiyacı nedir? Bir takım elbisedir. Satıcı ne yapar? Gelen müşteriye o takım elbiseyi satar ve yollar. Normalde bu işin böyle olması lazım. Ama iş böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Nasıl oluyor? Şu eğitim verilir. Takım elbise gelen bir müşteriye yalnızca takım elbise satma. Ona bir gömlek sat. Gömleğin üzerine bir kravat sat. Kravatı sattıktan sonra ihtiyacı olsun olmasın bir ayakkabı sat. Yani bir takım elbise almaya gelen kişiye hiç ihtiyacı olmadan empoze ederek bir gömlek, bir kravat ve bir ayakkabı sat. Alışverişle ilgili mesela bu akıl veren akıl ucuyla yapan bazı kitaplar vardır. O kitapları incelediğimiz vakit çok enteresan, meşhur bir hikaye vardır. Aklımda kalanıyla kısaca anlatayım. Büyük bir AVM'de bir satış elemanı bir müşterisine bir balıkçı teknesi, orta ölçekli bir balıkçı teknesi ve bir arazi aracı satıyor. Ya sen bunu nasıl başardın diye sordukları vakit işte olta sattım diyor. Olta sattım. Dedim ki bu oltayla fazla balık tutamazsın kıyıda. Sana bir tekne lazım dedim diyor. Ona bir tekne sattım. Bu tekneyi çekmek için de bir araba lazım. Ve ona bir jip de sattım diyor. Vay be diyorlar. Bir oltadan yola çıkarak diyor elemana diyor yani o şahsa bir tekneye ve bir araç mı sattın diyor. Yok diyor öyle değil diyor. Baktım ki diyor biraz sıkıntılı bir şekilde reyonlara dolaşırken gördüm. Derdini sordum. İşte bu hafta sonu kaynanam gelecek ne yapacağım diye dertlendi. Hemen ona balığa gitmesini tavsiye ettim. Satıcılar bu şekilde eğitiliyor. Yani insanların ihtiyacı olmadan satış yap. Reklamla. Allah rahmet eylesin. Emektar bir saatçi abimiz vardı, amcamız vardı. Allah rahmet eylesin. İş yerine uğradığı zaman hem tamir işi yapıyor hem de saat de satıyordu. Ona dedim ki abicim dedim siz saatlerin içinde görüyorsunuz. Tavsiye ettiğiniz bir saat var mı böyle yani? Şöyle bana baktı. Elindeki saati de gördü. Dedi hocam dedi elindeki saat güzel dedi. Güzel güle güle kullan dedi. Çünkü erdemli bir insan, şahsiyetli bir insan. Dedi elindeki saat güzel, kullanmaya devam et. Yani şunu yapmadı. Tabii gel sana güzel bir saat tavsiye ederim, veririm demedi. Maalesef insanlar günümüzde daha çok yaşamak için yeme değil de yemek için yaşama yola giriyorlar. Aynen hocam. Ve dedik ya reklamdır, insanlar cazip getirmedir. Başka bir dostum var. Kendisi koku üzerinde uzman ve bir kitap yazmış. Çok enteresan. Belki de pazarlaması en zor olan şeylerin bir tanesi kokudur. Çünkü bütün pazarlanacak şeylerde bir görselik vardır. Arabayı görürsünüz, yiyeceği görürsünüz. Ama koku yok. Ama pazarlama usulüyle siz insanlara ne yapıyorsunuz? Bir kokuyu bile pazarlayabiliyorsunuz. Yani insanın zihnine giriyorsunuz.
hiç duyu organlarıyla algılayamadığı bir kokun peşine düşebilir insan. Gidip ben şu kokuyu alacağım. Niye? Yani hiç o koku duygusu aldın mı? Yok. Pazarlama şeyle. İşte insanlar ne yapıyor? Günümüzde ihtiyacı olmadığı halde alabiliyor. Ve bazen şu da olabiliyor. İhtiyaç giderme değil. Mesela bir saat düşünün. Bir saat zamanı gösterir. Ama artık o saat zamanı göstermeden daha ziyade statü. Statü. Çok güzel söz. Statü. Yoksa normal bir saatte işinizi görür ama yok statü. Bak ben bu saat takıyorum. Veyahut da şu tişörtü giyiyorum. Önemli şu bir gömleği giyiyorum. İşin enteresanı %2'lik bir masrafla, yani maliyetin %2'lik masrafıyla bir tişört ve gömlek satılabiliyor. Peki para nereye veriliyor? Sırf işte o markaya veya şeye veriliyor. İnsanlar artık durmadan tüketir hale geldi. Diğer taraftan bir ürünün kullanma süresi vardır. Kullanma süresi dolmadan artık ürünü bir köşeye atma alışkanlığı da var. Maalesef şu anda günümüzde tüketim toplumu haline geldik mi? Geldik. Niye bu hale geldik hocam? Nerelerde hata yaptık? İşte dedi ki aşırı tüketim toplumu haline gelmemizde neden öncelikle bu hale geldik? Özenti. Özenti var. Demin de söylediğimiz gibi medyanın, reklamların etkisiyle yani tüketemedikleri zaman insanlar kendilerini tabii, aşağılık mı hissediyorlar? O da var ve başkasına benzeme. Köyde oturduğu zaman bir genç kız şehire. Evet. Başkasına benzeme duygusu var mesela. Mesela bir idol seçiliyor. Bir rol model seçiliyor. O giyiyor, ben de giyeceğim. O takıyor, ben de takacağım. Veyahut da ne yapıyor reklamlarda? Sen buna değersin. Yani o da var. Yani senin neyin eksik? İnsanlar bu şeyi tüketirken ne yapıyor? Mutlu olmaya çalışıyor. Ama devamlı tüketiyor. Devamlı tüketiyor. Bu sefer yemek için yaşamaya başlıyor. Yani yaşamak için yiyeceğine, yemek için yaşamaya başlıyor. Maalesef artık toplum tüketim toplumu olmaya başladı. Dedik ya bunun bilinçsizce tüketilmesi, üretim sektörünün bunu pompalaması. Çünkü dedik ya üretim arttı, pazar bulunması lazım. Bu sefer ne yapacaksınız? İnsanları tükettireceksiniz. Tüketim olsun ki üretim olsun. Haddinden fazla üretim var. İhtiyaç mıymış değil miymiş bu önemli değil. Ve durmadan yeni şeyle sunma. Aslında insanlar şuna bakmıyor. Bu benim ihtiyacım görür mü? Görüyor. Ama bu seninki trend mesela bu siyah gözlük, siyah gözlük diye başka bir gözlük. Yuvarlak çerçeve ama işiniz görüyor. Hayır. Değişmesi lazım. Veya araba firmaları var. Geliyor diyor ki ben bir otomobil üreteceğim. Böyle üst seviye. Kaç tane diyor? 50 tane. Tamam diyor. Üret diyor. Yani o eşyanın iş görmesinden dolayı değil. Dediniz ya statü. Tek bende var. Başkasında yok. Bunu herkes giyemiyor. Hatta şeylerde de var. Mesela yemek sektöründe de öyledir. Astronomik fiyatlar var. Normalde yediğiniz o şeyi başka yerde yiyebilirsin aslında. Çok sen güzel. O yemeği yiyecek insan mısın? Gibisinden böyle. Yani suçlamalar. Mekan. Sen o kadar giyecek insan mısın falan. Yani şu var. Buraya başka herkes gelemez. Tek siz. Kaç paralık adamsın? Hayır yani. Aslında o yediği lahmacunu ve kebabı dışarıda çok az bir fiyatta da ve daha iyi kalitede yiyebilir ama işte bak bu mekanda yedim. Allah muhafaza. Maddenin putlaştırılmasına evet, doğru maddenin gidiyor. Maddenin putlaştırılması var. Maddiyatlaşma, duyguların başka şekilde tatmin edilmesi var. Yani alışverişe tatmin edilmesi var. Evet. Kıymetli hocam, bir de madalyonun öbür yüzü, cimrilik var. İsraf ve cimrilik dengesi. Şimdi şu var. İki aşırılık. Önce tabii ki israf kınanıyor mu? Kur'an'da kınanıyor. Ama diğer taraftan yani israf etmeyeyim diye de cimrilik de hoş karşılanmıyor. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken su sarfiyatına dikkat etmeyin bir sahabeyi uyarıyor. Saat. Tabii Hazreti Saat'ı uyarıyor. Hazreti Saat'ı uyarıyor. Ey Allah'ın Resulü abdeste de mi diyor? Evet diyor abdeste de. Hatta usul nedir? Bir ırmağın kenarında da olsan suyu israf etmeyeceksin. Yani bir abdest için ne kadar su lazımsa o kadarını kullanacaksın. Yani dustur budur, anlayış budur. Yani
israfa kaçmamak için veyahut da tasarruf olmak için illa darlığın olmasına gerek yok. Bolluk zamanda da kişinin maddi gücü, kuvveti yetiyorsa bile ya benim paramdır, benim malımdır, benim mülkümdür, istediğim kadar alırım. Hayır. İhtiyacın kadar alabilirsin. Hı. Dinen ölçü budur. Yani zaten mal mülk edinmede ne vardır? Helalinden kazanma vardır. Ve harcarken de dinin koymuş olduğu kıstaslar dairesinde harcama vardır. İsrafa girmeden. Tabii israfa girmeden. Ve pintilik yapmadan. Diğer taraftan cimrilik yapmayacaksın. Yani bütün malını sarf eden mesela Hazreti Ebubekir'e Peygamber Efendimiz'in uyarısı var. Ailene ne bıraktın diyor. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de malını saçıp savurma. Yani infak edeceğim diye elde avuçta ne varsa hepsini verme diye emir vardır. Ama diğer taraftan da cimrilik yapma diye de emir vardır. Yani ikisinin arası orta yolu tutması lazım. Fetakuda melûmen mahsura. Evet. Yani ne tamamı eli sıkı olacak ne de insanlar infakta bulunacağım diye ne kendisine ne de ailesine mağdur edecek. İkisinin evet. arası. Bir denge var yani. Tabii denge vardır. Kesinlikle. İsrafın çeşitleri şimdi hocam çok renk değiştirdi israf. Biz hep ekmekte suda biliyoruz israfı ama başka israf var mı? Tabii israf derken bir kere en fazla israf hangi konuda? Malda. Yani çok enteresandır. Mesela yapılan istatistiklerde çöpe giden yiyecek maddelerinin neredeyse %40'ı yiyebilecek maddeler. Yani bir, fazla alıp yememe, bozulma ve sonrasında çöpe atma o ayrı. Direkt atılan ürünlerin %40'ı tüketilebilir. Mesela üretilen ürünlerin 1/3 çöpe gidiyor. Gelişmiş ülkelerin mesela çöpe atmış olduğu yiyeceklere baktığımız vakit mesela Amerika'daki buğday tüketimine bakıyoruz. Afrika'daki o ihtiyaçlar olan buğday şeyinin, stoğunun neredeyse 6 katı. Yani dünyanın bir tarafında açlık varken mesela 1 milyon insan açlıktan ölüyor. 1 milyar insan da açlık sınırında. Bir tarafta da fazla tüketim var. Aslında dünyadaki nimetler bütün insanlığa yeter. Sorun ne? Sorun bir dengesizliğin olması. Bir taraf çok aşırı tüketiyor, bir taraf hiçbir şey bulamıyor. Mesela insan için 25 litre su yeterliyken şu anda modern insan 100 litre su kullanıyor. Yani fazla tüketiyor. Bu sefer harcamada dengesi olunca tabii ki şu da var, doğanın dengesini de bozuyoruz. Evet, evet, sorun o zaten. Yani toplumların dengesi bozuluyor. Fazla tüketmek için bu sefer ne yapıyoruz? Ağaç kesiyoruz. Üretmeye gidiyoruz. Üretime geçerken de doğanın dengesini bozuyoruz. Bir de o da var. Evet. Mesela Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi her şeyi bir denge üzerine yarattım diyor. Ve bunu bir defa mı yaptım diyor. Başka bir ayet-i kerimede insanların ellerinden dolayı diyor denizde ve karada fesat çıktı. Evet. Ve gerçekten şuna bir bozulma var. Bir belgesel izledim. Mesela kaz ciğeri var. Adam diyor ki ben kaz ciğeri yiyeceğim diyor. Kazın ciğeri belli. Şu kadar bir şey. Ya ama büyük olması lazım. Nasıl büyük olacak? Bu bir vahşettir. Mısır lapasını alıyorlar. O kazlara zorla yediriyorlar. Fazla yesin ki ciğeri büyüsün. Yani insan kendi tatmin etmek için, yeme duygusunu tatmin etmek için bir hayvana zulmediyor. Üretim yapacağım diye doğayı tahrip ediyor. Yani aslında az bir şey üretilirken bazı ürünler belli miktardayken fazla tüketmeden dolayı. Mesela eskiden insanlar yıllık 5 kilogram şeker tüketirken günümüz modern insanı nereye bakarsan 75 kilo ortalama şeker tüketiyor. Bu üretim artıyor. Üretim arttıkça doğayı tahrip ediyoruz. Sağlığa zarar. Tabii. Yemede içmede israf var mı? Var. Yani muazzam derecede çöplere ekmek atılmalar, yemek atılmalar. Lokantaya gidiyorsunuz. Ya yiyeceğimiz yemek bellidir. Kahvaltılar böyle. Envai çeşit kahvaltı geliyor böyle. Birkaç parça yiyorsunuz. Diğerleri ne oluyor? Hep çöpe atılıyor. Baktığımız vakit bu bir sorun mudur? Sorun mudur? Bir kesim yiyecek bir şey bulamazken bir kesim ne yapıyor? Fazlasıyla tüketiyor. Bu bir dengesizliktir. Çok
çok yediğinden, obeziteden şikayetçi, evet, dünyanın bir tarafı. Evet. Öbürü bir de açlıktan ölüyor. Açlıktan ölüyor. Aynı anda bunlar yaşanıyor her bir dakikada. Belki bir saniyede. İsraf derken fazla yeme içme israfı diyoruz. Başka ne var? Mesela giyim kuşamda. Evet. Hani bir de söylediğim gibi bir malın kullanım süresi vardır. Gömlek yeni mi? Yeni. Ama bu seneki trend bu renk değil. Ne olacak? Bu ayakkabı, o ayakkabı değiştir. Elbiseyi değiştir. Gözlüğü değiştir. Hatta o kadar aşırı gidildi ki hani gömleği, ayakkabıyı anladık da insan vücudu üzerinde oynamalar başlandı. Evet, evet, evet. Yani gömlek alabilirsiniz, ayakkabı alabilirsiniz. Bu sefer insanlar kendi vücutları üzerinde tasarrufta başladılar. Yani gözüm şöyle olsun, kulağım böyle olsun, dudağım şöyle olsun. Tamam da yani hatta o kadar gittik ki benim boyum kısa, ne yapacağım? Hadi boyumu uzatayım. Ya niye? Bu da aslında bir tüketim çılgınlığı diyebilir mi? Diyebiliriz. Haddi aşma mıdır? Haddi aşmadır. Yani bir bakıyoruz ki dolaplarımıza, kar dolaplarımıza hiç giymediğimiz gömlekler, pantolonlar, ayakkabılar ne yapılıyor? Alınıyor da alınıyor. Hoşumuza gidiyor. Alıyoruz, giymiyoruz. Bazen atıyoruz, bazen de ihtiyacı onlara veriyoruz. Başka ne var mesela? Zaman olabilir hocam. Zaman da değil, ondan önce şey var, düğünlerimiz de var aslında. Yarışa girmişiz. Düğün nerede olacak? Bu sefer gençler evlenmekten korkuyor. Bir de şu var. Benim kızımın nesi eksik? Benim kızım o salona mı layık? Evet. O gelinliğe mi ve layık? Şöyle benim olsa da. Ne de olsa bir oğlum var. Dünyaya bir daha mı geleceğiz? Hı hı. Tamam da bir bakıyorsunuz. Yani o peçetelerin yerlere atılması, yakılması, tabakların kırılması, yani sohbetin başında söyledik ya, olduğu yere kullanmama. Yani hangi amaca hizmet ediyor tabakların kırılması yani? Boş yere. Nedir? Bir israf mıdır? Evet, bir israftır. Bir de zamana değindiniz. Aslında biraz da farkına varmadığımız bir israftır zaman. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, iki şey vardır farkına varamazsınız. İki nimet vardır farkına varamazsınız. Elinizden geçtikten sonra farkına varırsınız. İşte nimet ve sağlık ve boş vakit. Şimdi insana vermiş en önemli sermaye ömür sermayesidir. Zamandır. Yani ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهِ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah canlarınızı ve mallarınızı cennet karşılığında bir fiyat vererek satın almıştır. İnşallah. Yani dünya bir imtihan dünyasıdır. Allah bize bir sermaye vermiştir. Hani tüccar ne yapar? Bir mal alır. Onun sermayesidir. Parasını oraya harcar. Bir üzerine kar koyar. Ne yapar? Satar ve kâra geçer. Dünyadaki insanın da sermayesi ömürdür. Ne yapacak? Ömür dakikalarını çoğaltacak. Karşılığında ne veriyor Yüce Rabbimiz? Cenneti veriyor. Yani cenneti bu dünyadan satılmaya çalışıyor. O da cenneti satılmaya nereden geçiyor? Ömür sermayesini kullanmaya geçiyor. Yani bu nasıl olacak? Allah'ın emirlerini yapacak, nehirlerini sakınacak. Şimdi ibadet dediğimiz vakit, Allah için yapılan her türlü amel ibadettir. Evet. Hatta kişinin kendisi için, ailesi için çalışması da nedir? Bir ibadettir. İbadettir. Hani malayani şeylerden uzak kalma diye söyleniyor ya, Kur'an-ı Kerim'de emir buyuruluyor. Müminlerin vasıflarındadır. Yani ne dünyası için ne ahireti için hiçbir boş faydası olmayan meşgaleler, işler. Min husnul İslamil mer'i terkü mâ lâ yanhî buyuruyor Peygamberimiz. Yani saatlerce televizyon seyretmeler. Günümüzde hele internetin çoğalmasıyla cep telefonlarıdır. Artık bir yeni bağımlılık türü. Bağımlılık türü. Yani teknoloji bağımlılığı. Maalesef. Yani anket yapıyorlar. Kimliksiz dışarı çıkar mısınız? Çıkarız diyorlar. Ne olacak? Yani kimliği evde unutup çıkarım. Telefon, hayır diyor. Telefonu çıkamam. Telefonsuz çıkamam. Ehliyetsiz çıkabilir ama telefonu çıkamam. Ehliyetsiz de çıkar ama iş telefonu hayır. Hatta cüzdansız da çıkabilir. Cüzdansız da çıkabilir ama telefonsuz artık çıkamaz. Tamamen bağımlı olmuşuz. Ve sanal bir alemde yaşıyoruz. Gerçek dünyaya çıkamıyoruz. Dakikalarımız gidiyor, saatlerimiz gidiyor. Daha doğrusu ömrümüz gidiyor. Aslında ömür çok önemlidir. İbadet hayatta bize bunu kazandırır aslında. Mesela namaz vakitlerine bakın. Her gün birer ikişer dakika oynar. Evet. Yani şöyle baktığın zaman aslında mümin, namaz kılan mümin zamanın farkındadır.
Mesela işi çok yoğun olan birisinden bir randevu almaya çalışın. Size bir randevu verdi, nasıl verir? Dakika olarak verir. Dakika olarak verir. Saatte dakika olarak verir. Evet. 10 dakika sonra. Evet, evet. Nasıl biz bu televizyon programı gelirken belli saatte geldik. Evet, evet. Ama zaman mefhumunu bilmeyen birisinden randevunu nasıl alırsınız? Öğleden sonra gel, sabah gel. Yani tamam, ne da, zaman gelirsen gel. Ne zaman gelirsen gel. Çünkü zamanı çok. Evet. Ama üreten insanın, çalışan insanın zamanı kıymetlidir. Kesinlikle. Ve harcandığı zaman geri getiremeyecek bir sermayedir. Eğer sermaye heba edersen ne yapacaktır? Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi cenneti elde edemeyecektir. Aynı zamanda sermayeyi heba etmenin cezasını çekecek midir? Çekecektir. Hani sermaye gittiği zaman hani deniyor ya, bir suda iki defa yıkanılmaz ya. Evet, evet, evet. Her dakika geçtiği vakit geri getiremiyorsunuz. Telafisi mümkün olmayan bir sermayedir. Asıl zaman bilincinin oluşması lazım. Kişi işte dinlenme veyahut da asıl işini yapma. Dinin bağında mana şu vardır. Nasıl diyeyim? Boş vakit diye bir şey yok. Yani bir işten yorulunca, sıkılınca başka bir iş yapma vardır. Ayette geçtiği gibi. Feyda ferahata fansat. Feyda ferahata fansat dediğiniz gibi. Yani bundan yoruldun, başka bir şey. Başka bir şey. Yani tamamen hiçbir şey yapmama, tam dilime var da, yani tamamen bir şey yapmama, üretmeme, boş boş oturma, öyle bir anlayış yok. Herkes ne yapacak? Bir şey üretecek. Zamanı faydalı hale getirecek. Yani hem bu kendisi için, ailesi için veyahut da ibadet boyutuyla da Allah'ı anma, tefekkür etme olarak da olması lazım. Ama hiçbir işe yaramayan, değil mi ya, ne dünyevi manada ne de uhrevi manada hiçbir işe yaramayan faaliyetler tabii ki zaman israfıdır. Bu anlamda zamanı da kaliteli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Planlamamız gerekmez mi hocam? Yani yarınki iş planımın benim bugün ortaya çıkması gerekiyor. Ya da bu hafta yapacağım şeyler pazartesi günden itibaren artık netleşmesi gerekiyor ki hepsi bir plan program dahilinde. Tabii. Bismillah inna enzelnahu fi leyletil kadir. Kadir kelimesinden de bir plan program şeklinde anlayacak olursak hocam. Zaten hedefe ulaşmak istiyorsanız ve bir hedefiniz varsa ve bir şey üretecekseniz mecburen zamanı planlamak zorundasınız. Bir programınız olacak. Evet. Yani rastgele bunu yapamazsınız. Daha çok zaman bilinci olmayan kişide de mesela ders çalışacaksınız veya bir sınava gireceksiniz. Mecburen çalışacağınız dersleri planlı yapıyorsunuz. Ondan sonra hangi saatte çalışacağınızı ayarlıyorsunuz. Hangi saatte hangi derse bakacağınızı, hocanızın yanına zaman gideceğinizi böyle bir çizelge halinde ne yapıyorsunuz? Hazırlıyorsunuz. Ama bir hedefiniz yoksa, bir amacınız yoksa ve bir şey üretmeyecekseniz, yani zamanı taksim etmeye de gerek yok. Kendi yani zamanınızı da israf ediyorsunuz. Karşı tarafın zamanını da israf ediyorsunuz. Tabii. Mesela randevularınıza geç geliyorsunuz ya da gelmiyorsunuz. Zaten öyledir. Eğer siz bir şey üretiyorsanız, zaman mefhumu size oluşmuşsa ne yaparsınız? Başkasının zamanını da çalmazsınız. 5 dakika sonra geleceğim abi diyor. 2 saat sonra gelmiyor. Bir de öyle var. Mesela biz randevulaşırken 5 dakika sonra ve geçten ben 5 dakika sonra gidiyorum mesela. Abi diyor, tamam 5 dakika sonra dedin. O mecazi manada bizim yani toplumda kullanılan 5 dakika sonra, yani saatler sonra, yani o yani 5 dakika geçecek, 5 dakika değil de mecazi manada. Ama hiç hakikati konuşma. Evet. Hayır, ben o arkadaşlara dedim ki bakın, bana 5 dakika demişsen ben bunu gerçek manada anlarım, mecazi manada anlamam. Doğru. Bundan sonra doğru, bana doğru. Randevu verirken gerçek manada dakika ve saat ver. Çünkü zaman mefhumundan bir haber. Yani rahat. Yani çünkü hedef yok. Üretim yok. Ama siz bir şey üretiyorsanız, mesela ders çalışıyorsunuz. Yanınıza geldim. Benim sizi fazla meşgul etmemi ister misiniz? İstemem. İstemez. Ondan ne yapacaksınız? Müsaade almak lazım. Zamanı sınırlanacaksınız. Bana fazla randevu vermezsiniz. Ama iş yoksa, güç yoksa oturursunuz, saatlerce konuşursunuz. Ne konuştunuz? Allah'ım abone. Elinize ne geçti? Yani bir bilgi aktarma oldu mu? Hayır. Bir şeyden feyiz aldık mı? Hayır. Boş.
havadan, sudan. Ve araya giren iftira, belki de dedikodu, gıybet. Evet, başka şeyler de giriyor. Başka şeyler de giriyor. Evet. Allah korusun. Peki hocam, doğal kaynaklardan da israf ediyoruz herhalde. Doğal kaynakların israfı nasıl oluyor? Tabii sohbetin başında söylemiştik mesela, birçok nimetler vardır. Bu nimetler çoğu da doğadan elde ediyoruz. Evet. Mesela su vardır. Hani dedik ya, normalde 25 litre su yeterken modern insan 100 litre falan su kullanıyor. Dünyanın bir kısmı su bulamazken bir kısmı suyu fazla israf ediyor. Suyu kirletiyor. Hani doğadan faydalanırken ihtiyacımızdan daha fazlasını aldığımız için, mesela belli bir metrekaredeki ev bize yeterken yaşam alanı olarak yetmez, daha büyük olsun. Daha büyük evler. Ev eşyalar, birkaç tane ev eşyası yeterken, yani Peygamber Efendimiz diyor ya, kendin için, eşin için, bir de yani misafirin için yatak olması lazım. Bir yatak, o diyor israftır diyor. Yani neden bir yatak daha fazla var? Ama maalesef evler bakıyoruz ya, kaç banyosu, kaç mutfağı. Tamam da bu evde kaç kişi yaşıyor? Bir kişi, iki kişi. İki kişi. Yani iki kişinin yaşadığı bir evde niye birkaç mutfak veya banyo olsun? Bu sene oluyor. Doğadan daha fazla istifade etmeye çalışıyoruz. Haddimizden daha fazla. Evet. Aslında dünyanın kaynakları şu andaki nüfusa yeterli. Ama ne var? Orantısız bir istifade etme var. Fazla kullanınca, hani demin ayet-i kerimede Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi hatırlatmıştım. Bir denge üzere yaratılmış bütün dünya. Denge bozuluyor diyorsun. Ve Yüce Rabbimiz bu dengeyi ben bir defa da yarattım diyor. Yani bir kereliğine. Ama insanlar ne yapıyor? Elindeki eliyle karada ve denizde fesat çıkartıyor. Evet. İşte normalde bir hayvan belli bir sürede beslenir. Belli yavru verir. Ama ne yapıyoruz? Müdahale ederek olduğuna fazla büyütüyoruz. Olduğundan daha fazla yavru yapmasını sağlıyoruz. Zorla işte üretimi arttırmaya çalışırken müdahale edimizden dolayı farklı farklı hastalıklar çıkmaya başladı. Diğer taraftan işte su kaynaklarını kirlettik. Su kaynaklarını kurutmaya başladık. Kendimiz tarif ettiğimizden dolayı bu dünyada tek biz yaşamıyoruz. Diğer canlıların yaşam alanlarına müdahale ettik. Onların yaşam alanlarını tahrip ettik. Bu da bir sorumluluktu zaten. İsraf bakıyoruz ki tek biz değil, diğer yaşam türlerinde etkiler hale geldi. Hı. Yoksa insana kendi ihtiyacı kadar kullansaydı bu hale gelmezdi. Mesela bazı meyveler ve sebzeler veya da balıklar. Yani bir belgesel izledim. Normalde Alaska bölgesinde oradaki halk somon balıklarından faydalanıyor. Ve yılın belli bir mevsimde. Ama modern insan ne yaptı? Ben bu balığı her zaman yiyeceğim. Hmm. Bu sefer aşırı bir üretim. Bu sefer aşırı üretim olunca ne oldu? Bu balıkların yaşamış olduğu yaşam alanında yok olmaya başladı. Aşırı kirlilikten dolayı. Yani öncelikle fazla alıyorsunuz ama tahrip edince bu sefer hiç alamaz duruma geliyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz? İsrafla doğayı da tahrip ediyorsunuz. Evet. Hocam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de yemek yerken midesini üçte birini su, üçte birini yiyecek, üçte birini de havayla doldurduğunu, yani tamamen karnını doyurmadığını biliyoruz. Evet. Aslında bu sıhhat için, sağlık için de güzel bir şey, örnektir. Hani dedik ya, peygamber de denge insandır. Gerçekten de o Peygamber Efendimiz'in bu tavsiyesine uysaydık veya İşte fazla yememe, sağlık açısından iyi olurdu. Ama insan artık yemekten zevk almaya başlıyor. Bir tarih kitabını okumuştum. Eski Romalılarda olması lazımdı. Bazen israf hastalık derecesine ulaşıyor. Yani yemek yiyorlar. Sonra tat alıyor ya. Ama mide doldu, midenin bir kapasitesi var. Midedekini çıkartıyor. Tekrardan yiyor. Allah. Bu artık bir hastalıktır yani. Hı. İsrafın geldiği boyuta bakın. İnsanlar artık dedik ya, yaşamını devam etmek için yemiyor. Zevk almak için. Zevk almak için. Hız ve haz. Evet. Ve
yaşamak için yemeye başlıyor. Nasıl kurtuluruz hocam? Bu israfı en aza nasıl indirgeriz? Neler yapmalıyız? Ne vardır? Aslında bize örnek... bir farkındalığın oluşması gerekiyor. Toplumsal bir farkındalığın oluşması gerekiyor. Kur'an vardır. Kur'an'daki dusturlara baktığımız vakit gerçekten de dedik ya, dengeyi oluşturur. Buna en büyük örnekler kimlerdir? Peygamberlerdir. Peygamber hayatlarına baktığımız vakit denge insanlarıdır. Aynı zamanda Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu kul modelinde de, örnek kul modelinde de bu dengeyi biz görürüz. Yani hani Peygamber Efendimiz'in örnekliğinde olduğu gibi yeme içmede işte aşırı gitmeme, işte mideyi tam doldurmama, tıka basa yememe gibi veyahut da lüks yaşantısının olmaması, sade bir yaşantısının olması. Sade yaşantısının olması. Yani şu demek değildir ki tasarruf yalnızca darlıkta. Hayır. Elde varken bile, imkan varken bile bunu ihtiyatlı kullanma. Hı hı. Biz bunu hepsini görüyoruz. Öncelikle Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesine. Aslında haz almayı manevi olarak başka şeylerden bulmaya çalışmalıyız. Şu bir gerçektir. Yani insan tükettiği zaman, bir şey aldığı zaman mutlu oluyor. Evet. Bu gerçek. Evet. Ama bu gerçeklik, bu haz alma kısa sürüyor. Yani ben şunu aldım, mutlu oluyorum ama bitti. Bu sefer o hazzı yaşamak için tekrardan. Tekrar almam gerekiyor. Tekrardan. Tekrardan. Hayır. Aslında manevi yönden biz haz alacak başka yerler bulursak gerçekten de, yani bu nedir? Allah'ı bilme, onu tanıma, ona kul olma, kul olmadan dolayı mutluluk duyma. Yani aşk dediğimiz gerçek aşkın Allah aşkıyla o manevi yönü kuvvetlendiğimiz vakit, yani gerçek değeri Allah'a verme. Maddeye, yani, eşyaya, evet, tüketmeye, tabii, ya da üretmeye değil. Gömlek ise bir gömlek anlamda bana yeter. Yani işimi görüyor. Bir ayakkabısa ayakkabı işimi görür yani. Yani başka bir elbise almaya, ayakkabı almaya gerek yok. Bir arabaysa beni getirip götürüyor yani. Çok lüks bir araba almaya veya şey yapmaya gerek yok yani. Gözlükse gözlük şu an işimi görüyor yani. Ama bu seneki moda yuvarlak çerçevemiş. Hayır, o işimi görüyor yani. Yani bu gibi dış baskılarda yapmayacaktır? Kulak asmayacaktır. Daha çok eşyanın işlevsizliğine bakacaktır. Güzel. Yoksa o sembolik şeyine bakmayacaktır. Faydasına ne elde edebilirim ona bakacak. Evet. Ve israf haram diye, tabii, düşünecek. Tabii. Allah'ın bir sevmediği bir şey. Dini boyutuna baktığın vakit de haramdır. Nasıl madem ki kumar, faiz haramsa, tabii, israf da haram. Dünya bir imtihan dünyasıysa ve sorumluysak da israf da haramdır yani. En başta Allah yasaklamıştır. Biz de ona uyacağız. Sevmiyor. Demek ki zararlı. İnsanoğluna da zararlı bir şey. Bir verimliliğe götürmesi lazım. Kıymetli hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Bu arada cumartesi, pazar günü Allah nasip ederse üniversite sınavlarına giriş sınavları var. Öğrencilerimize hem bir dua bekleriz hem de ömürlerini, zamanlarını israf etmeden inşallah. Ne mesajlar vermek istersiniz? Allah bütün gençlerimize zihin açıklığı versin. Amin. Tabi sınavdır, bir maratondur. Allah umduklarını nail eylesin. Ama yani, şu da var, şunu söyleyelim. Sınavdır, inşallah umduklarını nail olur ama olabilir ki kazanamadılar. Umutsuzluğa düşmesinler. İnsanların başarılı olabileceği, kendini gösterebileceği, hayatlarına devam edeceği birçok alan var. Evet. Yani herkese, şu bir gerçek, herkes üniversite okuyacak diye bir şey de yok. Yani gerçekten de toplumda kendini ispat etmiş, başarıyı elde etmiş nice insanlar vardır ki baktığı zaman üniversite çıkışlı değildir. Yani şu anlaşılmasın. Yani üniversite önemli değil demek istemiyorum. Evet. Yani önemli olan insanın kendi istizat ve kabiliyetlerini keşfetmesi, bir alanda başarılı olması. Yani şu bir gerçek. Üniversiteye gidecek üniversite adayı öğrencilerimiz var. Girecek oran belli. Yani muhakkak ki bir oran kaybedecek. Evet. Daha doğrusu şu var, hayatı kaybetmeyecek. Üniversiteye giriş sınavını kaybedecek. Ama kazanmayı başka alanlara kendilerine yönelip de ne yaparlar? Hayatlarını devam ettirebilirler. Bir de telafisi var hocam. Bu sene istedikleri bölüm gelmezse yeni sene bir daha girebiliyorlar. Önemli olan Allah olan için ne hayırlıysa Allah onu versin. Amin. 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 Gençlere, ailelere, o zaman bütün toplumumuza israf konusunda büyük görevler düşüyor. Bizim sadece vatandaşlar olarak değil, bütün kamu kurum ve kuruluşları, evet, bir devlet politikası olarak, aslında bir dünya devletleri uluslararası politika olarak da
israfı önlemek için ciddi yatırımların, ciddi işlerin yapılması gerekiyor. Yavaş yavaş yapılıyor. Mesela bir ara artık elektronik ortam üzerine yazılar yollanmaya başlandı. Geçen senelerde işte baktım çöp kovası yoktu. Çöp kovası kaldırmış kağıtlar atılmasın diye. Yavaş yavaş adımlar atılıyor. Aslında ailede başlayacak. Çocukluktan itibaren başlayacak. Hı. Okullarda öğretecek. Küçük yaşta bunu çocuğa kazandırmak gerekiyor. Evet. Defter ben Japonların bir huyunu biliyorum hocam. Çöp toplama huyları var. Maç bittikten sonra bütün Japon taraftarlar çöplerini kendileri topluyorlar. Yani bunu nerede kazanıyorlar? Evet. İlkokulda, anaokulunda bunu kazanıyorlar. Çöp toplama, masayı toplama. Biz ne yapıyoruz? Almanlarda da var bu biraz. Evet. Masayı toplama. Yani kalktığında mutlaka masasını, sandalyesini, rütbesi ne olursa olsun, iş adamı olsun olmasın, masasını, sandalyesini toplayarak kalkar. Mesela çocuk dedik ya, çocuğun defteri var mesela. 200 sayfası kullanmış. Öbür sene geliyor. Yeni defter. Niye? Bu kullanılmış. Ne kadar kullanılmış? Birkaç sayfası. Biz ne yapıyoruz? Yeni defter alıyoruz. Aslında israfı öğretmiyoruz, müsrifliği öğretiyoruz. Aslında desek ki bak evladım bir iki sayfasını kullanmışsın, bunu kullanmaya devam et desek o tutumunu öğrenecek. Ama maalesef her sene hiç o eski defterlere bakmadan direkt geri dönüşüme ve yeni defter alıyoruz. Sıfırdan. Yine Almanya'da bir dil kursuna gitseniz hocam, bu senenin programı bellidir, yeni senenin programı da bellidir. Bir zamanı planlama var ve en önemli, en dikkat ettikleri şey de onlar termin diyor, randevulara dikkat etmek. Bir Alman'la buluşacaksanız, 12'de buluşacaksanız 12'de buluşursunuz. Eğer 12 bir gece gelirseniz buluşamazsınız. Vakti iyi kullanma adına memleketimizin insanında da israf konusunda aslında büyük bir vicdan sahibi memleketimizin insanı, Türkiye'mizin insanı da bir israf edilen ekmeğe acır, israf edilen suya acır, israfın kötü bir şey olduğunu bilir. Bu konuda da toplumsal bir duyarlılığı yeniden canlandırmamız gerekiyor. Ama güzel bir şey söyledim. Bakın, demek ki altta bir bilinç var. Mesela ekmeğe karşı bir hürmet var. Var. Ekmeği yaratmaz. Hürmet ama diğer taraftan biz zamanın farkında değiliz ama. Zamanda belki o kadar değil ya da sözü israf etmede o kadar değil. Bu konuda birbirimize destek olacağız. Evet. Birbirimizi zannediyorum suçlamaktan ziyade Cenab-ı Hakk'ın verdiği bütün nimetlerin bir sorumluluk, bir emanet olduğunu evet. bilerek birbirimize destek olacağız. Evet. İsrafı aza indirmek hususunda verimliliğe geçmemiz gerekiyor. Yani israfı kısabildiğimiz ölçüde verimliliğe adım atmış oluyoruz diye düşünüyorum. Verimlilik sevaptır, israf da haramdır diyebilir evet. miyiz hocam? Evet. İsraf peki, haramdır. İsraf apaçık. Haramdır. Peki kıymetli hocam, son mesajlarınızla programımı kapatmak istiyorum. Allah bizi müsriflerden eylemesin diyelim. Amin. İsrafta sakınanlardan, tutumlu olanlardan, amin. Malı gereği gibi harcayanlardan, buna göre hayatı devam ettirenlerden, tekrardan da sınava girecek kardeşlerimize umdukları neyse umduklarına nail olmalarını Allah'tan niyaz ederim. Amin. Evet kıymetli seyirciler, bir Rahmetten Damlalar programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta cumartesi, pazar günü, hem cumartesi hem de pazar günü üniversiteye giriş sınavlarımız var. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız sessizlik. Sınavın olacağı salonlarda, sınavın olacağı okulların etrafında lütfen korna sesiyle ya da herhangi bir sesle gençlerimizi rahatsız etmeyelim. Ve bir de onlara bol bol dua edelim. Rabbim sınava girecek bütün gençlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Cenab-ı Hak ömrümüzü israf etmeden verimli bir şekilde bütün verdikleri nimetleri israf etmeden verimli bir şekilde kullanmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Bismillah, kulu ve şirabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Cenab-ı Hak israf edenleri sevmez buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.